Suriye Devlet Televizyonu'na göre Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri Moskova'da bir araya geldi. Şam'ın Türk tarafından İdlib'de Soçi mütabakatına uyması ve Suriye'den çekilmesinin talep edildiği aktarılan haberde Suriye'yi Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Memlük, Türkiye'yi MİT Başkanı Fidan'ın temsil ettiği öne sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'nin aktardığına göre Rusya, Türkiye ve Suriye temsilcileri Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla Moskova'da üçlü görüşme gerçekleştirdi. Haberde Moskova'da Suriye, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen üçlü görüşmede Suriye tarafı ülkenin egemenlik ve bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne mutlak saygı gösterilmesini talep ettiği ifadelerine yer verildi. Suriyeli temsilcilerin İdlib vilayetinin teröristlerden ve silahlardan arındırılmasını, ayrıca Halep-Laskiye ve Halep-Hama otoyollarının ablukasının kaldırılmasını öngören Soçi mütabakatına Ankara tarafından uyulması gerektiğini vurguladıkları ifade edilen haberde, Suriye'nin İdlib'in tamamını kurtarma niyetinde olduğunu, teröristlerin canlı kalkan olarak kullandığı tüm Suriyelilerin güvenliğini garanti ettiğini vurguladığı denildi. El İhbariye toplantıya katılan ülke temsilcilerinin düzeyini netleştirmedi. Suriye resmi haber ajansı SANA'da okuyucularına Moskova'da düzenlenen Suriye-Türkiye-Rusya üçlü toplantısında Suriye tarafı, Türk tarafından Suriye'nin egemenliği, toprak ve halk olarak istiklali ve toprak birliğine tam bağlılığı talebinde bulunduğu ifadeleriyle duyurdu. Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük, Suriye Devleti'nin Suriye'nin İdlib'te kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Toplantıya bazı Rus yetkililer de katıldı dedi. Suriye'nin İdlib bölgesinde 12 Ocak gecesi yeni bir ateşkes yürürlüğe girdi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamaya göre, sivillerin İdlib'teki gerilimi azaltma bölgesinden ayrılmaları için 3 yeni koridor noktası faaliyete girdi. Yeni ateşkes dolayısıyla Suriye ordusunun faaliyete geçirdiği Ebu el-Duhur kontrol noktası İdlib'in doğusunda, Habit kontrol noktası güneyinde, El-Hader kontrol noktası ise Halep'in güneyinde yer alıyor.